Şimdi göstermek istediğim bir diğer komut ise Massive Site bölümünde gene arazi Level Contours. Onun için buradan tıkladım ve buradan buraya bir tane çizgi çizeceğim. Görüldüğü üzere 100, 200, 300. Şu an bu kadar. Yani komut bu kadar. Çizdik. SC deyip çıkabiliriz ve görüyorsunuz 100, 200 diye devam ediyor ve çizgilerimiz de belli. Ardından bu çizgileri revize edebilmek adına şimdi biz yüzlük yani birer metrelik bir kod ifadesi oluşturduk. Burada ne var? Bizim 100 metrede artış dediğimiz olay var. Ben bunu istediğim zaman 50 metrede bir arttırabilirim. Yani görüldüğü üzere 100 metrede de gösterilebilir. Artış miktarını ayarlayarak da burada da görülebilir. Apply diyorum. Apply diyorum. Şimdi 500. kutuna geldiğimizde şimdi TL komutu CTRL Z. Şimdi TL komutunu getirdiğimizde TL komutunu TL komutunu çalıştırdığımızda bakın yakına geldiğimiz zaman burada ne olduğunu görüyoruz. Şu ölçeğini de 500 yaparsak çok da güzel gözükecek bizim çizgilerimiz, izoip çizgilerimiz. 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 şeklinde ilerlemekte ilerliyor. Şimdi benim buradaki komutumda 500'ün çok daha kalın olduğunu görüyorum. Model Size bölümünde şu oka tıkladığımızda buradaki Add Intervals kaldırdığım zaman Apply dediğim zaman o 500 görünmeyecek. O çok daha kalın olduğunu gösteriyor. Yani çok daha kalın gösteriyor. Öyle bir gösterime gerek var mı? Gerek yok. Onu da ne yapabiliriz? Her binde göster ya da gösterme dediğimizde gösterme diyebiliriz. Yani özellikle belirtmek istediğimiz öyle bir ara şey varsa ki ona da gerek yok. Sonra farklı bir çizgi tipi ekleyeceksek artış miktarını yani ne bileyim secondary bunlar ne secondary bunlar da başlangıç yani bunlar 100-100 artan çizgiler 500'de de diğer çizgiyi de daha da kalınlaştırıyor. Neyse çok da önemli değil. Okey dediğimde göreceksiniz artık.